Merhaba, İlker Çağlayan ben. Bugün vegan ve vejetaryenlerin nasıl spor yapması gerektiği ve protein kaynaklarından bahsedeceğiz. Ve çok güzel kabak noodle yapacağız. Çiğ, pişmeyen, vejetaryen bir makarna alternatifi. Hadi başlayalım. Evet, bugün kabak noodle yapacağız ya da kabak spagetti. Bu pişen bir yemek değil, tabii içinde gerçek makarna yok. Sadece kabağı bu spiral doğrayıcı vasıtasıyla böyle noodle gibi, spagetti gibi doğrayacağız ve tamamen çiğ içeriklerle, lor peyniri hariç, süsleyeceğiz ve gerçekten hem lezzetli, hem kalorisi çok düşük, hem de çok besleyici bir yemek olacak. Peki malzemelerimiz neler? Bir ya da iki orta boy kabak. Bunların kabuklarını soymadan kullanacağız. Biliyorsunuz kabuklarda inanılmaz faydalı besinler var. Bir ya da iki tane limon, ne kadar limon sevdiğinize bağlı olarak ben C vitaminini yükseltmek için bol bol kullanıyorum. Taze nane, taze nane inanılmaz bir aroma katıyor bu tarz özellikle vegan yemeklere. Domates, çeri domates kullanıyorum birazcık daha ağza kolay gelsin ve görüntüsü hoş olsun diye. Veganlar bunu kullanmamalı ama vejetaryenler için lor peyniri ekleyebiliriz. Çünkü lor peyniri vejetaryenler için önemli bir protein kaynağı. Biliyorsunuz peynir altı suyu tozu proteini var. Peynir altı suyu tozu proteini yani piyasada whey proteini olarak bilinir. Metabolizmaya en hızlı işleyen proteinlerden bir tanesi. Özellikle spor sonrasında whey proteini hızla kaslara hücum ediyor ve kasları onarıyor. Aklınızda olsun. Ben burada taze lor peyniri kullanıyorum. Taze lor peyniri mandıralardan bulabilirsiniz. Gerçekten tadı çok güzel oluyor. Böyle kaymak gibi. Çok çabuk bozuluyor ama taze olarak mandıradan alıp kullanabilirsiniz. Diğer bir içeriğimiz iç çiğ kabak çekirdeği. İç çiğ kabak çekirdeği gerçekten çok besleyici. İçinde %30'a yakın protein var. Veganlar için çok güzel bir protein kaynağı. Ayrıca magnezyum açısından da ve lif açısından da çok zengin. Özellikle spor yaptığımız zaman biliyorsunuz magnezyum kaybediyor vücut. Çok fazla karbonhidrat da tüketmiyorsak bu çok güzel bir magnezyum yenileyici olarak kullanılabilir. Evet, diğer bir tohumumuz ise çörek otu. Çörek otu biliyorsunuz bağışıklık sistemi için inanılmaz faydalı yağ asitleri içeriyor ve bunlar özellikle kış aylarında yaptığınız her yemeğe çörek otu koyabilirsiniz. Çok faydalı ve bence kabakla, lor peyniriyle çok güzel bir uyum içinde hem görsel olarak da bir güzellik katıyor. Biraz da zeytinyağı koyacağız. Bu da kişiye bağlı olarak değişiyor ama böyle düşük karbonhidratlı bir yemekte zeytinyağını birazcık daha fazla koyabilirsiniz. Bunun yanında buna her türlü yeşilliği ve her türlü kuru yemiş de ekleyebilirsiniz. Evet, bir yandan kabak noodle'ımızı yaparken bir yandan da ben vegan ve vejetaryen protein kaynakları ve antrenman yöntemlerini size anlatayım. Evet, bu kabaklardan sadece bir tanesini kullanacağım şu anda. Çünkü gerçekten bu kabaklar biraz büyük ve bir kişi için şu andaki içerik bence ideal. Bunu iki kişi de bitirebilir. Bir yemeğin yanındaki salata gibi de yapabilirsiniz. Evet, böyle bir alete ihtiyacınız var. Bu bir spiral doğrayıcı. Bu internette de satılıyor. Eğer bu yoksa bunların direkt böyle sıyırıcı şeklinde modelleri de var. Şu şekilde de aynı etkiyi yapan aletler bulabilirsiniz. Bulamazsanız direkt bu kabuk soyucular var. Onlarla spagetti şeklinde değil de bunları ince ince sıyırarak da aynı şeyi yapabilirsiniz. Kabak çiğ olarak da çok güzel yenebilen bir şey. Yeter ki ince olsun. Evet, öncelikle spiral doğrayıcıyı buraya alıyorum. Kabakların dediğim gibi kabuğunu soymuyorum. Burada kritik bir nokta var. Kabakların sert olması gerekiyor. Yani bastığınızda şöyle içi hafif suluysa veya hafif içi geçmişse bu alet onu çeviremeye başlıyor ve artık suyunu salıyor aşağıya doğru. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi birazcık daha ön kısmından kesiyorum tam makineye iyi sığsın diye. Bunları da direkt ağzınıza atıp yiyebilirsiniz. Evet, ön kısmı şöyle yerleştiriyorum. Arkası da bu şekilde iyice bastırıyorum ve bastırarak çeviriyorum. Göreceksiniz şimdi çok güzel bir şekilde. Evet.
Evet, bunları arada böyle koparmakta fayda var. Çünkü koparmazsanız yerken çok uzun olduğu için biraz zorluk çıkarabilir. Şöyle 2-3 çevirimde bir koparmakta fayda var. Evet, bence bu kadar yeterli. Gördüğünüz gibi aslında bir tanecik kabaktan bile ne kadar çıktı? Yani şu kabağın kalorisi yaklaşık 150-100 kalori civarında. Şu totalde yapacağımız tabak 200 kaloriden fazla olmayacak, 200-250 kalori. Ama o 250 kaloriyle inanılmaz zengin besinlere sahip olacaksınız. Ben bu doğradığım kabakları şu kabın içine atıyorum. Evet, vegan ve vejetaryenler spor yaparken nelere dikkat etmeli? Şimdi biliyorsunuz özellikle veganların protein kaynakları çok sınırlı ve benim veganlara tavsiye ettiğim egzersizler daha çok yoga, pilates, koşu, yürüyüş, tırmanış tarzı aktiviteler, çok fazla ağırlık, işte crossfit, high intensity interval training tarzı daha böyle yüksek nabızlı antrenmanlar insanların protein ihtiyacını çok fazla arttırıyor. Ve protein ihtiyacı arttığı zaman vegan olarak proteini yeteri kadar karşılayamadığınız için vücut kas kaybedebiliyor, hücre kaybedebiliyorsunuz. O yüzden özellikle veganlar antrenman sürelerini çok kısa tutmalı. Yarım saat 40 dakika. Eğer koşu tarzı aerobik bir spor yapıyorlarsa karbonhidrat ağırlıklı beslenip mesela kinoa gibi proteini tam protein olan, hayvansal proteinlerle eşit olan protein kaynaklarını tercih edebilirler. Ama yine de çok uzatmamaları gerekiyor spor sürelerini. Vejetaryenler ise birazcık daha bu konuda rahatlar. Çünkü yumurta, süt ve peynir, yoğurt gibi ürünleri kullanıyorlar. Ve biliyorsunuz bu ürünler de protein açısından çok zengin. Evet, şimdi birazcık zeytinyağı koyuyorum. Diğer bütün malzemeleri tek tek ilave ediyorum. Vejetaryenler tabii süt ürünlerinden ve yumurtadan aldıkları için proteini, benim önerim yumurtaya birazcık daha ağırlık vermeleri. Mesela sabah kahvaltısını yumurta ağırlıklı yapmaları, bir gün yumurta yiyip bir gün peynir yiyebilirler ama her gün peynir tüketilmesini de çok doğru bulmuyorum. Çünkü inek sütüne, inek sütünün içindeki laktoza karşı çoğu insanın intoleransı var ve gerçekten bazı insanlar bunu fark ediyorlar, bazı insanlarsa fark edemiyorlar. Bu yarattıkları semptomlar onları içten içe yiyor. Zaman zaman mesela immün sistemdeki, bağışıklık sistemindeki çökmeler halinde karşımıza çıkabiliyor. O yüzden mümkün olduğu kadar sabah kahvaltılarını mesela haftada 3 gün, 4 gün yumurtayla geçip bir gün, 2 gün peynirle geçmekte fayda var. Onun dışında ıspanak, brokoli gibi ya da mesela avokado gibi yiyecekleri mutlaka vegan ve vejetaryenlerin beslenmesine bol bol katmaları gerekiyor. Evet, limonu da sıkıyorum. Açıkçası ben limon sıkarken çekirdeklerini de içine atıyorum. Çünkü çekirdeklerini de yemek hoşuma gidiyor. Siz isterseniz bir limon sıkacağında sıkıp sonradan ekleyebilirsiniz. Evet, şu anda inanılmaz yüksek antioksidan değeri olan çok güzel bir tabak hazırladık. Şimdi bu kısmı vegan kısmı. Lor peyniri eklediğimizde bu vejetaryen oluyor. Protein oranı birazcık daha artıyor. Benim önerim burada pesto sos var. Pesto sosları kendiniz yapabilirsiniz ya da piyasadan alabilirsiniz ama piyasada aldıklarınızın çoğunun içinde ayçiçek yağı var. Kendiniz evde tamamen fesleğeni, sarımsağı, cevizi ve zeytinyağını karıştırarak bir robotta çok rahat bu sosu yapabilirsiniz. Bu sos da bu kabak noodle'a çok yakışıyor. Pesto sosunuz varsa bunu ekleyebilirsiniz. Kaşığın arkasıyla biraz ekliyorum. Gerçekten çok güzel bir lezzet katıyor bu kabak noodle'a. Evet, biraz tuz. Ve lor peynirini de ekleyip evet, bunu iyice karıştırmak gerekiyor. Elle de karıştırabilirsiniz.
vegan ya da vejetaryen olmayanlar bunu normal et yemeklerinin yanında bir salata olarak da tüketebilirler. Yediğiniz etin asiditesini birazcık daha alan, hem lif oranını yükselten hem antioksidan oranını yükselten çok güzel bir alternatif. Bu kabağı pişirenler de var. Bir miktar çok az suda haşlayıp da yapanlar var ama bence hiç gerek yok. Böyle çıtır çıtır ağza gelmesi çok önemli. Her zaman söylediğim gibi kabakları kabuklarıyla kullandığımız için mutlaka sirkeli suda bir saat bekletin. Evet. Vejetaryen kabak noodle'ımız hazır. Vejetaryenler için bu çok güzel bir antrenman sonrası öğün. Veganlar için ise lor peynirsiz, belki birazcık daha çiğ kabak çekirdeğini artırarak protein oranını yükseltebilirler. Ama dediğim gibi özellikle veganların sporda süreyi, özellikle çok yoğunluklu antrenmanlarda süreyi kısa tutmaları çok önemli. Evet, şimdi buraları bir toparlayalım, tadına bakalım nasıl olmuş. Evet, kabak noodle'ımız hazır. Kısaca veganlar ve vejetaryenler için protein kaynaklarını sayacak olursak, veganlar çiğ kuru yemişler. Özellikle iç çiğ kabak çekirdeği, ceviz ve fıstık gerçekten çok yüksek protein içeriyor. 2. Yeşil yapraklı sebzeler, özellikle ıspanak ve brokoli yine aynı şekilde yüksek miktarda, ayrıca mantar protein içeriyor. Kuru baklagiller, ama bunlara dikkat etmek lazım. Protein alırken karbonhidrat da alıyorsunuz ve kinoa, kara buğday, yulaf gibi tahıllarda da yüksek miktarda protein var. Ama yine dikkat etmek gerekiyor ki bunlarda çok fazla karbonhidrat da var. Vejetaryenlerin zaten bunlara ek olarak yumurtası var, sütü var, yoğurdu var, peyniri var. Ve çok fazla süreleri sporda uzatmamaları gerektiğini söyledik. Şimdi de bu nefis kabak noodle'ı, vejetaryen kabak noodle'ı bir tadalım bakalım. Muhteşem. Gerçekten çok güzel. Çok fresh. Böyle bunu yerken bile zaten hissediyorsunuz bunun içinizi temizleyeceğini ve gerçekten koyduğum pesto sos içindeki hafif sarımsak da çok güzel yakıştı. Bunu misafirlerinize sunum olarak da çok güzel bir alternatif olabilir. Yapabilirsiniz. Dediğim gibi sadece vegan, vejetaryenler değil, normal beslenenler de etin yanına salata niyetine kullanabilirler. Evet, bugün vegan ve vejetaryenler için protein kaynakları, nasıl spor yapmaları gerektiğini konuştuk. Aynı zamanda çok güzel vejetaryen kabak noodle yaptık. Unutmayın, nasıl beslenirseniz beslenin, ağzınızdan içeriye sadece gerçek besinler girsin. İlker Çağlayan ile sağlıklı yaşam ve beslenme serilerini kaçırmamak için bahçin.com/sportman adresini takip edin.